Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, İnşallah bugünün bereketleriyle beraber sizlerin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerinize olsun diyoruz ve hemencecik inşallah programımıza başlıyoruz ve başladık. Şimdi kıymetli dostlar, biliyorsunuz biz Mesnevi-i Manevi, yani Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Efendimizin eserinden Hikem-i Atayi'ye, yani Atâullah İskenderî Hazretlerinin eserlerinden, Taceddin Efendi Hazretleri'nin eserinden istifade ederek ve bazen de Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin risalesinden istifade ederek sohbet yapmaya gayret ediyoruz. Ama bizi uzun zamandır takip eden kardeşlerimiz bilir ki kısmen de güncel mevzulara bir şekilde açıklık getirmeye, içinde yaşadığımız dönemin hadiselerini bir parçacık temas etmeye de gayret ediyoruz. Bilhassa manevi mevsim olarak, yani belli günlerin, gecelerin Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ikramıyla bize getirdiği güzelliklere dikkat çekmekte zaten boynumuzun borcu olması hasebiyle bunları da konuşuyor, bir şekilde hatırlatmaya gayret ediyoruz. Çünkü radyo dediğimizde, bu radyo kendi mahferlerimizde oturup da sohbet ettiğimiz halakaların tarzına, tavrına pek uymuyor olabilir. Fakat hem bu üslubun daha geniş kitlelere ulaşması için hem de radyoda insan güncel hayatı da yakalama endişesini veya en azından ümidini taşıdığı için biz o bekleyişi, bu kanaati de bir şekilde tatmin etmek adına ve beraberliğimizi pekiştirmek adına manevi nirengi noktalarımızı, manevi mevsimleri de beraberce sizlerle konuşuyoruz. Sözü çok uzatmadan şuraya getireceğim. Malumunuz efendim, şimdi Cemaziyel ahir ayındayız. Yani Mart, Nisan, Mayıs gibi saydığımız, nasıl miladi takvim olarak bildiğimiz takvim varsa, bir de kendi ibadet dünyamızı şekillendirip ayarlama yapabilmemiz için hicri takvimi de biliyorsunuz bir şekilde takip etmemiz lazım. Şimdi hicri takvime göre Cemaziyel ahir ayındayız. Ve hemen Recep-i Şerif, Recep ayı, işte halk arasında güzel insanlarımızın 3 aylar diye yad edilen, bilinen o 3 ayların birincisine, Recep ayına girmekteyiz. Kıymetli dostlar, hani artık belli şeyleri uzun uzun izah ettik. Bazı itirazlara göndermelerde bulunduk. Bazı kişilerin dikkat çektiği mevzuları yad ettik. Sizlerle aynı kanaatleri paylaştık. Neticede Recep-i Şerif önemli midir, önemsiz midir? İşte diğer günlerden farkı nedir? Bırakın kardeşim kandil günlerini, 3 aylarını, şusunu busunu, işte şöyle var mı, böyle edilir mi gibi bu mütalalara cevap vermekten hem yorulduk, hem de eski programlara müracaat edenler, birçok bu hususta yazılmış kaynaklara bakanlar şöyle bir, en azından yanlış sözleri itibar etmeyecek kadar bir bilgi sahibi olurlar. Bunu söylemek lazım. Yani uzatmaya da gerek yok. Çünkü bizim zaten bir gündemimiz olmalı. Başkalarının yaptığı etkilerle onlara tepki mahiyetinde gündem oluşturulmamalı. Yani niye biz onlara cevap vermekle kendi günümüzü, vaktimizi, zamanımızı harcayalım ki? Bugün Müslümanların en büyük problemlerinden biri budur. Bir hadise olur, böyle mi yaptınız siz Müslümanlar, ne yapıyorsunuz diye birisi bir ses verir, haydi bütün İslam dünyası başlar, biz öyle değiliz, aslında şöyleyiz, aslında böyleyiz. Tam ona cevap veririz, oradan başka bir hadise olur, hadi bakalım bunu izah etme derdi. Birisi bir zulmeder, hadi o zulme tepki olarak cevap vermeler, yeni yeni kurumlar bulmalar, yeni yeni müesseseler açmalar, o bize bir adamla işte mukabele ettiyse, karşılık verdiyse, biz de ona başka sahadan bir adamla söz alıp konuşmalar, ama neticede iş gargaraya geliyor tabiri caizse, argo tabirle, iş biraz boğuntuya geliyor. Neden? Dikkat edin bakın, aşağı yukarı son 100-150 senedir, kendi ülkemiz içinde söylüyorum, şöyle bir İslam coğrafyasına bakın, onlar için de aynı şeyi söylüyorum, rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ben olarak söylemeyeyim, söyleyebiliriz. Nedir o? Gündemimizi biz belirlemiyoruz. Belirlenen gündeme veya oluşan hadiselere karşı tepki vererek ancak günlerimizi geçiriyoruz. Ve o gündemimizi yaşayamadığımız için, Hazreti Pir'in buyurduğu gibi İbnül Vakt olmadığımız için, zamanın getirdikleri ve götürdükleri arasında, o dalga arasında çalkalandığımız için, biz o anı değerlendiremediğimizden gelecek günlere bizim için bir şekilde Cenab-ı Hak tarafından lütfedilmiş zamanlara o günün vazifesini yapamadan doğuyor ve çıkıyoruz. Ve o sebepten dolayıdır ki 100-150 senedir konuştuğumuz, tartıştığımız şeylerin hepsi aynı. Bu bir şeyin değişmemesinden değil, bir şeyleri değiştirebilecek olan gündemi ortaya koyamamamızdan kaynaklanıyor. Bugünü değerlendirmezseniz yarına zaten eksik olarak çıkmış olursunuz. Ki aslında yarın da yoktur zaten. Dün geçmiştir, yarın da Allah Teala'nın uhdesindedir. Erişmeniz ancak onun lütfuyla mümkündür. Ve bugünü değerlendirdiğinizi düşünürseniz sizin için gün birdir. Şu andır. Anı yaşa manasına değil bu söz. Hani bazı uyanık kardeşlerimiz, hocam sen de mi anı yaşa, ne olacak canım tarzında mı söylüyorsun? Hayır canım, anı yaşamak doğru kullanıldığında hakikaten önemlidir. Ve İslami jargona, İslami tefekkür sahasına çok da muvafıktır, mutabıktır. Çünkü bu anı değerlendiremeyen bir insanın, şu anda hür olan bir insanın istikbalde özgür olması beklenebilir mi? Şu anda köle olanın yarına hür olarak çıkması mümkün olabilir mi? Bir kölelik, bir istibdat, bir arıza varsa bu bugün giderildiğinde yarına intikal edecektir. Hangi şeyin kendi kendine düzeldiğini gördünüz ki? Düzeltilme gayreti olmadan hangi işin bize çözüm olarak geldiğini gördünüz ki? Çözüm gibi gösterilen o atalet, o ihmal muhakkak 5-10 sene sonra, 5-10 dakika sonra artık bunu ferdin kendi hayat ölçeğinde veya toplumların kendi hayatları nispetinde kıyaslayabilirsiniz. Bir şekilde problem aynı. Herkes aynı şeyi konuşuyor. 100 senedir bunu tartışıyoruz. Şu İslam'da birlik. Müslümanları hala böyle yanlış anlıyorlar. Nasıl biz düzeleceğiz? Nasıl? Bakın 150 sene evvel yazılanlara aynı. Safahat'ı oku, Mehmet Akif oku, aynı. 50 sene evveline git, aynı. Şimdi bugün konuşuyoruz, aynı. Sebep? Gündemimizi biz belirlemiyoruz arkadaşlar. Tepkiyle geçiyor. Tepkilere, daha doğrusu etkilere tepkiyle gündemimizi kaybediyoruz. Dolayısıyla bazı insanlar dolar bu kadar yükselmişken, falanca yerde şöyle savaş varken, bilmem neyle nükleer enerji anlaşmaları yapıp Avrupa Birliği'nde Ermenistan tasarısının kabul edilmesi gibi bir hadise varken, ya hocam bırakın artık şu Recep-i Şerif'i, Recep-i Şerif geliyor falan filan diye insanları uyandırmaları. Daha güncel, daha aktif, şöyle bir bize dokunsun ya, Müslüman şuurlu olsun denilen, aslında gargaraya getirilen bizler, yarına tekrar problemimizi ve kendi gündemimizden habersiz olduğumuz için bu problemleri konuşuyor olacağız. Bu bir uyanıklık değil. Yani sabahtan akşama kadar ekonomi sayfasını dinlemek, ekonomi haberlerini dolar, euro paritesi hakkında bilgi sahibi olmak uyanıklık değil. Eğer böyle olsaydı, semiren, modernleşen, seküler bir dil konuşmakla artık hiç alameti farikası bile kaybolan Müslümanların, inananların, insanımızın durumu böyle olmazdı. Yani bu zaten tarihi bir perspektiften bakılınca adeta laboratuvarda yapılmış deney gibi. Bunu bununla karıştırdın, netice ne çıktı abi? Bu çıktı işte. Ortada olan budur. Dolayısıyla şu anda bu gerçektir. Biraz konuyu uzatıyor gibi oluyorum ama hakikaten önemli bir damar bu. Nabzı tuttuğumu zannediyorum. Sanki şöyle radyonuzun volümünü biraz ayarladınız. yani telefonla konuşmanızı bir dakika ben sonra arayayım bir şey konu dinliyorum diyebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü hakikaten derdiniz varsa, merak ediyorsanız, bu önemli bir mevzu arkadaşlar. Yani basit bir mevzu değil. Aklıma şu getirildi. Hani Fil Vakası'nda Ebrehe ordusunu Kâbe-i Muazzama'nın üzerine sürmüştür. Bunu artık çoluk çocuğumuz bilebiliyor elhamdülillah. Neden? Herkes Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe fe'ale rabbuka bi ashabil fiil. Sadakallahu azim. Yani bu ayeti kerimeyi hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Fil Vakası'nı da yani hiç değilse şöyle bir 15 yaşına gelen adam bir 15 kere dinlemiştir yani. Dinlemiştir. Yani Müslüman mahallesinde yaşıyorsa tabii ki. Şimdi orada bir detay var biliyorsunuz. Ebrehe Kabe'yi yıkmak için artık yakın tarafta, böyle hani şimdi Arafat'a giderken falan da belki Umre'ye, hacca gidenlerimiz o Ebrehe'nin ordusunun Fil Vakası'nın gerçekleştiği yerin uzaktan da olsa görme imkanını bulurlar. Nereye düştüğünü bilirler. İşte ordusunu orada bekletip de Kabe'ye tam yürüyeceği zaman hani bir eman bekliyor. Kabe'nin kendisine teslim olacağını, direnç gösterilmemesini Mekkelilerden bekliyorken diyorlar ki Abdülmuttalib geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem dedeleri. Abdülmuttalib kafir ve müşrik değildir biliyorsunuz. Muhterem dedeleri. Tabii diyor ki Ebrehe, tamam diyor işte anlaşmaya geliyor falan. Hadiseyi biliyorsunuz ama demin anlattığım konuyla birleştirerek hani bu gündemi yakalamak, işte gündeme uygun hareket etmek söylemlerinin arkasında yatan gerçekler ve uyutulmalar, efendim uyutma operasyonları diyebiliriz yeni televizyon ve radyo jargonuyla. Oraya atıfta bulunmak için bunu anlatıyorum. Tamam diyor işte eman dileyecek, artık kim bilir neler teklif edecek, yapma etme falan diyecek diye ümit ediyor. Çünkü Mekke'nin reisi konumunda Hazreti Abdülmuttalib ve geliyor, ne istiyorsun diyor, niye geldin diyor. Abdülmuttalib Efendimiz de diyor ki yani sen buraya gelirken bir sürü gasp etmişsin, davarlar falan olduğu falanca yerden geçerken ki sürüyü. Evet diyor. Onlar benim diyor hayvanlarım. Yani o davarlar bana ait. Hemen bana iadesini istiyorum diyor. Ebrehe diyor ki ya yazıklar olsun diyor ya. Ben de seni bir adam bellemiştim diyor. Şöyle emir, şöyle lider. Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum. Yani Mekke'ye giriyorum. Kabe'yi yıkacağım diyorum. Sen geliyorsun süründen bahsediyorsun. Deyince bakın nasıl cevap veriyor. Sen Kabe'yi yıkmaya geliyor olabilirsin. Kabe'nin sahibi ben değilim ki. Kabe'nin sahibi Allah. Elbette o seni tepeleyecektir. Senin hakkından o gelecektir. Fakat ben sürümden mesulüm. Bunu şahsıma ait bir hakaret kabul ettiğimden ve bu zilleti de asla ve asla kabul edemeyeceğimden dolayı derhal sürümün verilmesini istiyorum. Ben sürümden mesulüm. Allah Kabe'yi korumasını elbette bilir. Sahibi bilir. Diyor, pek buna mana veremese, biraz da korksa da Ebrehe, Abdülmuttalib'in dediğini yapıyor ve ondan sonra Kabe'ye gidişinin de nasıl sonlandığını biliyorsunuz. Şimdi bir araya gitmezden evvel, şunu söylüyorum kıymetli dostlar, bizler gündemimizi, esas gündemimizi, mesul olduğumuz sahayı bilirsek, yani saatlerce ana haber bülteni dinleyip de namaz vaktini kaçıran bir adam düşünün. Bu adam ne kadar gündemi yakalayabilir ki? Defaatle söyledim. Herkesin dilinde olan bir söz vardır. Doğru zamanda, doğru yerde olabilmek. Millet fallara baktırır, yıldızlara gider, kahinlere gider, büyücü, sihirci, kitap karıştırır, yok işte muska takar. Doğru zamanda, doğru yerde olmak kaygısıyla yaparlar bunu. Allah Teala doğru zamanda, doğru yerde olup olmadığımızı kontrol etmek için 5 vakit namazı vermiştir. 5 vakit namazı takip edemeyen bir adam zaten gündemi kaçırmıştır. İstediğin kadar ana haber bülteni, beraberinde de baba haber bültenini dinle. Bir şey değişmeyecektir. Özetle ara için şu sözü hatırlatıyorum. Bir türlü başlayamadık ama gündemimizi belirlemek istiyorsanız en önce mesul olduğunuz kulluk ikliminin, manevi iklimin size bahşettiği şeylere karşı uyanık olmak tavsiyesini verelim. Bir nefeslenelim. Ondan sonra da artık müsaadenizle kitaptan okumaya başlayalım. Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Evet kıymetli dostlar, sizlerle beraberiz. Bu aralardan sonra evet kıymetli dostlar falan diye giriyorum. Dikkat ediyorum aynı şekilde, yani 3 aşağı 5 yukarı hep aynı cümlelerle oluyor. Herhalde yadırgamıyorsunuzdur, kusuruma bakmıyorsunuzdur. Aynı duygularla tekrar hemen sizden ayrılıp da tekrar görüşmüş olmanın getirdiği bir sıcak ifadeyi yansıtma olarak kabul edebilirsiniz. Bunu da zikretmiş olayım aradan sonra. Şimdi geliniz Hikem-i Atayi'de daha evvel şöylece, yani hızlı bile okumadığım, vakit de yetmemişti hatırlıyorum. Bir söz var. Bu sözü başka konferanslarda, yerlerde falan zikrettik ama şimdi galiba bunu anlatmak, buradan bahse açmak güzel olacak. Taceddin İskenderiye Hazretleri bakınız ne buyuruyor. Yine her zamanki gibi Arapça metnini, yani asıl metnini okuyalım ki belki ruhumuz buradan bir hisse kapar. Bizim kalıbımız, cesedimiz anlayana kadar belki ruhumuz manaya duyar duymaz o metni intikal edebilir. Şöyle buyuruyor. Rubbemâ kunte musî'en fe arâkel ihsâne minke suhbetuke men huve esve'u hâlen minke. Evet. Rubbemâ kunte musî'en fe arâkel ihsâne minke suhbetuke men huve esve'u hâlen minke. Evet. Arkadaşlar, yani işte gündemi belirlemek diyorsunuz ya, ilk bölümde konuşmuştuk. Gündemi belirlemekle yarına çıkabileceğimizi konuşmuştuk. Bu söylediğimiz, sizlere aktardığımız sözün canlı bir örneği olarak karşımızda duran sözdür şu anda okuduğum şey. Neden? Yarına kalmak. Aslında kişi günü devirip de yarına kaldıysa, razı olunanla beraber yarına intikali Allah tarafından sağlandıysa, artık onun için yarın kıyamete kadardır. O yarına geçiş Allah Teala tarafından kıyamet sabahında razı oluşa kadar götüren bir geçiştir. Anlatabildim mi acaba? Anlatamadım değil mi? Benim eksikliğimden. Şöyle hızlıca meali hatırlayalım. Metninden çok uzaklaşmayalım, yoksa okuyamadan program bitecek. Ama acaba metni okumak mıdır gayemiz, yoksa rızayı tahsil edebilecek noktada buluşmak mıdır maksudumuz? Bunu da unutmayalım. Metni buradan gösterdik, satır burada duruyor ama sadra biraz da konuşalım. Ne dedik? Bir adam gündemini değerlendirip de yarına intikal ettiyse artık o yarına sıçrayış kıyamete adım atmak demektir. Kıyamet sabahına kadar. Neden? Arkadaşlar dün geçen geçti derken bu aynı zamanda güzel olan günümüz için de geçerlidir. Allah'ın rızasını tahsil ederek geçirdiğimiz bir gün Allah tarafından mühürlenir, tasdiklenir de yarına intikal edersiniz. Yoksa siz o günü değerlendirmeden fiziki olarak güneş, yıldız, ay, gün, gece hesabı olarak bir yarın algısına geçseniz de sizin yarınınız daha yoktur. Günü bitirmediniz ki. Gündeminizi halletmediniz ki. O gün bitmedi daha sizin için. Yarına nasıl geçeceksiniz? Yarına geçiş o günün tasdik edilen fiil, hareket düşüncesiyle olur. Allah buna mührünü vurur. Mührü vurduktan sonra da ilan eder. Bu ilan ediş o manevi sahaya uyanık olan sineler için aynı zamanda bir duyurudur ve hepsi tarafından da kabuldür. Kabul edilmesi için de bir sunumdur. Bundan dolayıdır ki gündemini belirleyip onu ihya eden bu kadar evliyanın, bu kadar salihin hala terü taze kokan sözleri, irşatları İşte Cenab-ı Hakk'ın tasdik ettiği şekilde geçirdikleri günlerin bereketidir. Bu Allah Teala tarafından razı olunuşun ve rızaya erdirişin de bir nesidir? Alametidir, neticesidir. Ve evet efendim, bir de şunu ilave edelim ki bunları böyle felsefi söylemler gibi düşünmesin yeni yeni radyolarını açan arkadaşlar. Ayet-i kerimeyi hatırlasınlar. İnsanlar kıyametteki durumları hakkında Kur'an-ı Kerim'de açık açık beyan edilir, anlatılırlar. Nedir o? Kıymetli dostlar, hani dünya hayatından sorulması meselesi var ya, ne kadar kaldın dünyada? Ne derler? Birkaç yerde geçiyor, mealen aktarıyorum. Bir gün veya işte bir günün bir kısmı kadar. İnsan kıyamete gittiğinde burada bir gün kadar kaldığını düşünecek. Sanki biraz uyumuş da uyandırılmış gibi. Kıymetli dostlar, demin söylediğimiz sözleri, bu ayeti kerimenin metni, ruhu, aynı şekilde meali karşılık olarak bizim gözlerimizin önüne sermiyor mu? Bir günden bahsediyor, bir gündemden bahsediyor. Aslında son 10 senede bizim başımıza neler geldi? 5 senelik kalkınma planlarımız neler? İstikbalde neler yapacağız sözlerinin hepsi. Bunu ben şeye benzetiyorum arkadaşlar. Fakir şuna benzetiyorum. Hani bu açıları tespit etmek, bu noktaları tespit etmek pergelin açılan ağzı gibi. 10 sene evvel ne olmuştu? Geçmişe dönük hesabımı yapayım diyen bir kişi pergelin bir ayağını açmış olur. Çizmek istediği noktaya, o pergelin ucunda biliyorsunuz çizmeye yarayan kalemin bulunduğu ayak vardır. Bir de rapt edilen, rapt edilmesi gereken, sabitlenmesi gereken bir iğnenin temas ettiği nokta vardır. Ölçünüzü önce söylersiniz. Şuradan şu kadar bir ölçüm, şu kadar ölçeyim dersiniz. Pergelin ayağını açtınız. 5 sene sonra şunu yapmam lazım. 10 sene sonra bunu yapmam lazım. Tamam, güzel. Sen çizeceğin yere doğru yöneldin. Fakat nereye sabitliyorsun? Pergelin diğer ayağı nereye batıyor? İşte gündemin budur arkadaşlar. Şimdi buraya, şurada bulunduğun şu sorumluluktur işte senin gündemin. Oraya pergeli koyarsın ve çizersin. Konu nereden başlamıştı? Recep ayına giriyoruz arkadaşlar. Recep ayının elbette diğer aylardan farklı olduğu, zaten Kur'an-ı Kerim'de haram aylardan biri olması, evvelki ümmetlere de, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetine de ta o zamandan gelen haram ayları olarak bildirilmesi ve Kur'an-ı Kerim'in de bu hürmete helal getirmeyecek şekilde beyanatta bulunmasıyla zaten dikkat çekilmiştir. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin Recep ayının şehrullah, Allah Teala'nın ayı ki her şey ona aittir ama yani Allah'a tövbe istiğfarla yakınlık isteyenler için tam da Allah mevsimi, tam da kulluk mevsimi. Hadi bakalım, davranın. Allah Teala ile olan bağlarınızı kuvvetlendirmek için şöyle bir yapılanın. Oradan Şaban-ı Muazzama, benim ayım, bana bir gelin, benim sünnetime tabi olun ki beraberce ümmetimizin ayı Ramazan ayına erişebilelim mesajlarının işte şu anda bize bangır bangır duyurulduğu günlerdir bu günler. Efendim ben niye Allah'ın bütün günleri aynı, şimdiden ibadet yap. Ya kardeşim, zaten bunu yapıyorsan tamam, öp başına koy, bir şey demiyoruz. Fakat insanlar böyle genel olarak efendim nefislerinden kaynaklanan tabiatla ileriye matuf yapacakları işleri tehir ederler. Bazen de güzel bir işi yapmak için bir vesile ararlar. O vesile olmadan başlamazlar. İnsanın bu tabiatına uygun, mikro ölçekteki bu tabiatına uygun olarak adeta makro ölçekte de bir tabiat nizamı vardır. Allah Teala bize bu fırsatları beyan eder. Şöyle yapın, işte gecenin şöylesi vardır, gündüzün böylesi vardır, gece ibadet ederler, gündüz ibadet ederler, şöyle yaparlar, böyle ederler derken aslında bir şekilde, hani bir şarkı var ya, bana her şey seni hatırlatıyor diye, Allah Teala'nın zikrini ve kulluğunu hatırlatacak şekilde adeta tanzim edilmiş bir nizam vardır. Takdir edilmiş bir nizam vardır. İşte tam da bir insanın, hadi şu kötülüğü terk edeceksin. Bak Recep ayı geliyor. Şimdi işte ya, tam zamanı demek için bir fırsattır. Ve hakikaten de Allah'ın haram kıldığı bir ayda Cenab-ı Hakk'ın hürmetine layık haram kılınanlardan uzaklaşarak bu aya ve Cenab-ı Hakk'a hürmet etmek, insanı ayrı bir hürmet edilecek kulluk noktasına, meleklerin ve insanların, güzel insanların merhamet ve hürmetini kazanabilecek bir noktaya taşır. Tam da bir vesiledir. Biz bu vesileyi dile getirelim, gündemimizi belirleyelim. Arz edebildim mi efendim? Gündemimizi belirleyelim. Şimdi tekrar söze geldik. Müthiş bir söz arkadaşlar, müthiş bir söz. Yani insan şu Hikem-i Atayiye'yi okuduğunda yani inanamıyor ya. Aslında bunu yazmış mı? Yoksa bu bir psikanalistin, şu anda ne bileyim beni gizli gizli seyreden bir adamın böyle görüp de çaktırmadan kitaba koyduğu bir söz mü diyecek kadar şüpheleniyor. İnanın ki abartmıyorum. Bakın şimdi Arapçasını belki dinlediğinde anlayamayan arkadaşlar, mealini verdiğimde şaşırıp kalacaklar. Sözün uyandırıcılığına bakın. Böyle çarpıcılığına diyorlar ya, öyle demiyorum ben. Uyandırmasına bakın. Hazret buyuruyor ki, senin halin kötü olabilir. Kötü olduğun bir haldeyken senden daha kötü bir adamla, bir kişiyle arkadaşlık yaptığında kendini iyiymiş, güzelmiş gibi görebilirsin. Bu seni aldatmasın diyor. Allah Allah. Ya fesübhanallah. Arkadaşlar aşağı yukarı şöyle bir, hani diyorlar ya, profesyonel olarak 6 yaşından beri sanatçıyım, sahneye çıkıyorum diyen tipler vardır. Yani şu veya bu şekilde 14-15 yaşından beri, yani resmi olarak neredeyse camide vesairede ya sohbet dinleyen oldum ya da sağ olsun beni dinleyen insanlar, kardeşlerim her zaman olmuştur. Allah Teala'nın bir lütfudur. Cenab-ı Hak bu nimetin şikayetinden ve mesuliyetinden lütfen dua edin fakire de, benim durumumda olan insanlara da Allah muhafaza etsin. Hakikaten bu sorumluluktur arkadaşlar. Yani mühim bir mesuliyettir. Ama yani bu sözü dinlediğimde şöyle bir eskiye gidip hatıralarıma baktığımda 12-13 yaşlarından itibaren yaşadığım, gördüğüm insan profili ve kendimle alakalı tahlilleri çok doğru bir şekilde veren söz olduğu kanaatini taşıyorum. Söze bakar mısınız ya? Sen iyi halde olmayabilirsin. Fakat kendinden daha kötü insanlarla arkadaşlık yaptığından dolayıdır ki kendini iyi zannedebilir, iyi hissedebilirsin. Veya senin kendini iyi hissetmen, halin kötü olduğu halde, halin bozuk olmasına rağmen kendini iyi hissetmenin sebebi, gerçekten de iyi davranışlar içerisinde, iyi haller içerisinde bulunduğundan değildir. Senden daha kötüsüyle oturup kalkarsın da bundan dolayı kendini iyi görürsün. Bundan dolayıdır diyor. Bakar mısınız ya? Şimdi Hikem-i Atayiye'de biz 2-3 haftada bir şunu anlatıyoruz. Hikem-i Atayiye'nin metnini okumak için kendine ait bir üslubu vardır. Hani biraz böyle gençleri meraklandıralım, onlar daha çok hoşuna gidiyor böyle tabirler. Şifresi vardır. Bir üslubu vardır. O şifreyi çözersen, yazılım şeklini, yani üslubunu anlarsan, oradan eserin kendisini size açtığını da fark edersiniz. Nedir? Dedik ki Hikem-i Atayiye bir şeyi anlatır, uç noktalarda belki çerçeveyi çizer ama resmi doğrudan anlatmaz. Resmi sizin görmenizi ister. Veya söylenilen sözlerle beraber söylenilmeyen manayı ortada bırakır, anladın mı dercesine bizim irfanımızı çalıştırır. Dolayısıyla bu sebeptendir ki veyahut Hikem-i Atayiye üslubuna alışkın olan bu sohbet halakalarında bulunan insanların irfani tarzda tekamül ve gelişim göstermeleri eserin bu üslubundan kaynaklanmakta, kendi terbiye edici tarzından neş'et etmektedir. Şimdi bunu, bu metne, şimdi okuduğumuz söze uygularsak, halin kötü olduğu halde kendini iyi görmenin esas sebebi kendinden daha kötülerle beraber olmandandır. Bu söylendi. Söylenmeyen ne çıktı? Hangi cümle çıktı? O halde sen kendinden daha kötülerle değil, nefsine ağır gelse de kendinden daha iyilerle otur kalk. Yoksa gündemi yakalayamazsın arkadaş. Kendini gündemin ortasına oturtur, önemli olduğun hissine kapılırsın. O kadar önemli bir adamsın ki, o kadar önem verirsin ki kendine. Çin'de, borsada kur farkı, dalgalanmalar olsa sanki seni ilgilendiriyormuş gibi dikkatlice seyredersin. Şili'de, Peru'da bir kadın çocuğunu öldürse dikkatli takip edersin. Sen önemlisin ya, kıssadan hisse çıkartacaksın ve dünyadan haberin olmalı. Halbuki bu senin kötülerle arkadaşlığa zemin sağlayabilecek haber bombardımanı altında tacizde olmandan ibarettir. Başını kaldır, şöyle bir gönlüne uyanıklık olsun diye zikrullah tesbihat suyunu yüzüne vur bir ayıl, hemen gözünü aç da ilk önce senden daha iyi olan insanlarla buluş. Bir nefes alalım, sonra inşallah devam edelim. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Evet kıymetli dostlar, İnşallah faydası olmuştur naklettiğimiz sözün. Sözün kendisi faydalı zaten, ona eminim de. Hani belki bizim anlatım tarzımızdan, belki ne bileyim ifade edemeyişimizden dolayı bu güzel sözlerin zarar görmesinden, size layıkı veçiyle intikal edememesinden gerçekten bir korku yaşıyorum. Bazen bunu vehmediyorum. Şimdi bakınız, Recep ayı dedik ki, hani insan ya ben ne yapabilirim hocam? Ben bundan sonra abi her akşam 100 rekat namaz kılacağım. Abi bu kadar abartmanın lüzum yok. Yani sen hani bir 5 vakit bu işi yapsan, namazını şöyle biraz ciddiyetle kılsan, terk etmesen yani, düzenli olarak kılabilsen zaten sana yeter. İnsan böyle acayip garayip şeylere de, efendim hedeflere de aldanarak yine gündemini kaçırmamalı. Abi karar verdim bundan sonra her gün oruç tutacağım falan. Ya kardeşim Ramazan orucunu zor tutuyorsun, hatta tutmuyorsun. Şimdi burada bizim dolduruşumuzla veya bir hocayı dinlemenin getirdiği saikle efendim kalkıp da yapamayacağın şeyleri vaat etmek değil. Mesele şu: Ehabbul a'mali ilallah edvemuha ve inkalle. Yani hiç unutmamamız gereken, kendimizin ezberlemesi, bilmesi gereken hadis-i şeriflerdendir bu. Yani biz bunu çocukken ezberlemiştik. Herhalde 10 yaşlarında falan hocalarımız ezberletmişti bize. Ehabbul a'mali ilallah edvemuha ve inkalle. Allah'a sevimli olan, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, sevebileceği ameller az da olsa devamlı olanlardır. Kardeşlerim, işte bu hakikate dikkat çekerek, ya ben o kadar az değil daha çok vereyim. Sen bir kere bir bunu oturt. Hayatında senin bir davranışın, yani buradaki davranışı parantez içerisinde şöyle açayım, artık ödümüz patlıyor şu abidik kubidik efendim, kendisini İslami fraksiyon gibi, İslami efendim meşrep gibi gösteren tiplerden mecbur artık biraz altını da üstünü de çizerek konuşuyoruz. Yani ibadetler sende davranış haline gelsin derken, örfen, adeten, hiç tefekkür etmeden yaptığın hareketler manasına değil, bir yaşama şekli, bir hayat şekli haline gelsin demektir. Bu ne kadar olacak? Kardeşim, az da olsa devamlı olması önemlidir. İşte bu sözü, bu hadisi şerifin bir nevi meali gibi, tefsiri gibi, şerhi gibi sayılabilecek şu sözü gelin beraberce dinleyelim. Hikem-i Atayi'den naklediyorum. Ma qalle amelun baraze min kalbi zahidin. وَلَا كَثُرَ عَمَلٌ بَرَزَ مِنْ قَلْبِ رَاغِبٍ. Müthiş bir söz tabi. Müthiş bir söz. Evet, fani olan, bu dünyalığa rağbet etmeyerek zühd gösteren, dünyaya düşkün olmayan bir kalbin, bir gönlün ortaya koyduğu amel hiçbir zaman az, dünyaya önem veren bir kalbin yaptığı küçük gibi görülen günah da efendim, dünyaya düşkün olan bir kalpten çıkan bir günah, bir fiil de hiçbir zaman çok sayılmaz. Buradaki amel ve günah şeyini bendeniz biraz aceleyle size aktarırken hata ediyor olabilirim. Çünkü burada aslında amelin durumunu, azlığını, çokluğunu anlatıyor. Günah şeklinde şey metinde geçmiyor. وَلَا كَثُرَ عَمَلٌ بَرَزَ مِنْ قَلْبِ رَاغِبٍ. Yani şöyle toparlarsak kıymetli dostlar, biraz vaktin de daralmasından dolayı endişe ediyorum. O yüzden toparlayarak gitmek istiyorum. Ameli çok ve az olarak baktığımızda kıymetli dostlar, deminki bölümde de işaret ettiğimiz gibi Hikem-i Atayiye'nin üslubu, cümleyi anlattıktan, belli cümlelerle çerçeve çektikten sonra söylenmeyen cümleyi irfanınızda sizin bulmanızı istiyor. Demiştik ya, bakın burada da yine aynı şey oldu. Çok amel neye denir, az amel neye denir veya amelin azlığı çokluğu neye göre ölçülür? Canım işte çok amel çok. Yani bu kadar para veriyor. Şimdi ben gittim ancak işte bir 100 lira birisine bir para verdim. Abi öteki taraftan adam 10 bin lira veriyor ya. Yani bu sadakayla benimki aynı olabilir mi? Diyen insanlara, gündemi kaçıran insanlara, zahiri çoklukla, modernist kafayla dini kendilerine benzetmeye çalışan kişilere müthiş bir cevap veriyor. Sen bu amelleri yaparken adet olarak çokluğuna değil, kalbindeki sende uyandırdığı tesire ve bütün amellerin çıkış noktası kalp olduğundan, aman ne olur burayı kaçırmayın, parantez açıyorum ve onlarca kere söylediğimi bir daha tekrarlıyorum, bir hareketin amel kıvamına gelebilmesi, Cenab-ı Hakk tarafından amel olarak kabul edildiğinin ölçülerinin bildirilmesine nazar edersek, temelinde niyet vardır. Niyet amelsiz, yani daha doğrusu niyet olmadan amelden bahsetmek mümkün değildir. Hep söylüyoruz ya, adetle ibadeti birbirinden ayıran şey niyettir. Niyetin yeri kalptir. Kalp imanla bu idrak seviyesine çıkar. Daha doğrusu kalbin nurlanması aklı nurlandırır. Niye akıl lazımdır? Kalpteki hissiyatınızı hayata tatbik etmek için bunu tanzim edecek olan güç, saltanat, o hükümleri sırasıyla bir şekilde size uygun, istediğiniz şeyi yerine getirilmeye, tatbik etmeye uygun hale getirilmesi akılla mümkün olacağından, fakat aklın burada onu nasıl çarpayım, bunu nasıl dolandırayım diye değil, senin razı olduğun harekete gidebilmesi için nura ihtiyacı olduğundan, nurunu da kalpten, imanlı bir kalpten alıp şuur makamına yükseleceğinden ve bu idrakle de niyet edip ancak o şekilde amel yapabileceğinden dolayı aslında fiillerinin menşei o fiilleri düzene koyan akıl değil, kalbin çavuşu olan akıl değil, esas işin komuta merkezinde hareket ve niyet bağlamında seni aktif hale getiren kalptir. Kalple bu mümkün olacaktır. İşte kıymetli dostlar, dolayısıyla madem ki kalpten çıktığını iddia ediyorsun bu amelin, bu kalpten çıkışla beraber o amel kalbe bir şekilde başka bir hidayet nuru olarak döner. Ama eğer bu kalpten çıkarken veya çıktıktan sonra bozulursa ve bu bozulması nasıl ki hani bir su, bir efendim bir masa, bir elimizdeki mikroplar hastalık bulaştığında bunu mikroskopla tespit edilebiliyor. Bir hastalığın bulaşıp bulaşmadığını kalpten anlayabilir misin? Anlayabilirsin. Dünyaya rağbet eden bir kalbe dönüştüyse, heva hevesin tesirine girdiyse, artık o ruhun hareket noktasında, ruhun rahatlıkla sahasını açtığı bir kalp değildir. Artık o nefse tabi olmuş demektir. Nefse tabi olan kalpten çıkan bir şey amel olarak nasıl çok olabilir? Çok olması mümkün müdür bunun? O çokluk zahiri bir çokluk değil. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bereket olarak yansıyacaktır. Kalpte böyle bir muhabbet olmadıktan, heva hevesinin sevkiyle bir şey yapıldıktan sonra çok oluşu bir şey. Kıymeti harbiyesi var mıdır? Yoktur. Çünkü kalp nefes nefes her aldığı adım adım yürüdüğü sahada dünyayı talep etmekte, heva hevesin peşinde gitmektedir. Böyle bir kalpten çıkan amelin çokluğundan bahsedilebilir mi? Öte taraftan sadece ve sadece Allah Teala'yı isteyen bir kalbin yaptığı hareket küçük sayılabilir mi diyor Hazreti Atâullah. Küçük sayılabilir mi? Bakın Taceddin İskenderiye Efendimizin bu sözü çok mühimdir arkadaşlar. Hadis-i şerifin meali gibidir. Ehabbul amali ilallah advamuha ve inkalle. Hadis-i şerifinin birebir meali gibidir. O halde görünmeyen cümle şu: sen amellerinin azlığına, çokluğuna göre değil, kalbinde Allah'a seni ne kadar rağbet ettirişine, hangi rağbetle bunu yaptığına bakarak ölçüsünü koy. Yoksa şu kadardı, bu kadardı sözleriyle bunun üstesinden gelemezsin diyerek bizlere durumu özetlemiş oluyor. Bendenize göre bugün konuşulması gereken sözler ve bize açılan imkanlar hakikaten yerini bulmuştur diye düşünüyorum. Bu sözlerle inşallah bir tefekküre sizleri uğurlamış olalım. Allah'a emanet olunuz ve selam. Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.